Diğer bir yönü itibariyle Murat Bey, hakikaten boykot çok genişliyor. Özellikle kredi kartları noktasında, işte Troy olan bizim milli ödeme sistemimize yönelik olarak müthiş bir ilgi var. Yani yetişilemiyor bile, bu talep şu anda çok zor karşılanıyor. Çok talep var çünkü. Onun dışında burada reklamlarını yapmaya gerek yok. Çeşitli ürünler yönünden boykot kararları alınmış ki bu ürünler indirime dahi gitmiş marketlerde, daha uygun fiyatlara düşürmüşler. Ben bugün izlediğim kadarıyla kadınlarımız, gençlerimiz meydanlarda Filistin'e yönelik olarak çalışmalar yapıyorlar ve orada dualarımız da yanındayız, daha ne yapabiliriz yönünde serzenişlerde bulunuyorlar. Bu da yapılabilecek bir şey. Yani İsrail sonuç itibariyle bu boykot sadece Türkiye ile kalmamalı. Bu mutlak olarak diğer Müslüman coğrafyada, Avrupa'da, Afrika'da, Asya'da, Güney Amerika'da, her yerde gelişmeli ki neticeten bunun verdiği maddi yükün onlara getirisi zararı çok olacaktır. Bunu tahayyül edilemeyecek noktalara da varması mümkün olabilir ama biz burada kendi gücümüzle bir sürece başlatalım. Bunun fitilini ateşleyelim. Gideceği bir nokta mutlaka olacaktır. Sadece bunu öyle düşünmeyelim. İşte biraz önce ifade edildi. Günlük 250-300 milyon dolarlık bir harcamadan bahsediyoruz. Ekonomik kayıptan bahsediyoruz. İsrail sonuç itibariyle 9-10 milyonluk 20 bin kilometre karede işgal ettiği topraklar üzerinde duran bir ülke. Finansmanını yapan Amerika, oradaki yaşayan büyük Siyonist iş adamları, ama bunlar kazanım sağlamazsa, Amerika'da da bu ilerlerse, Amerikan halkı da artık bugün Norveç'te mesela çok çarpıcı tren istasyonunda bir gösteri vardı. Norveçliler kendilerine kefen içerisine dahil etmek suretiyle garın ortasına yüzlercesi yatmış vaziyette protesto yapıyordu. Şimdi bunun yayılması onlar için korkunç ve ürkütücü olacaktı. Yani bu boykotta kaybeden İsrailli iş adamı İsrail'i ne kadar Amerika'dan finanse edecektir? Yani bunların getirisi çok büyük olabilir. Onun için bu süreç başladı. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi, üniversiteler, kamu kurumları bunları başlattı. Ama başlatmayan neresi var Murat Bey? Ben size onu da söylersiniz diye düşündüm. Onu ben söyleyeyim. Hiçbir CHP'li belediye şu an itibariyle boykot kararına imza atmış vaziyette değil. AK Partili belediyeler, Milliyetçi Hareket Partili belediyeler bu süreci başlattı. Ama hiçbir CHP'li belediye, işlerine gelince Türkiye halkının %55'ini biz temsil ediyoruz diyorlar. Türkiye halkının yaşadığı, nüfusunun %55'ini yaşadığı yerleri biz idare ediyoruz. Biz halkımızla beraberiz, hassasiyetlerle beraberiz diyorlar. Nerede? Türk halkının %90'ı şu an infial içerisinde. Belki daha fazlası. Çünkü orada çocuklar, ihtiyarlar, yaşlılar, kadınlar paramparça edilerek şehit ediliyor. Nerede bir tane CHP'li belediyenin bir boykot kararı aldığını, İsrail'le alakalı ürünleri satmayacağını yönelik bir tane varsa ben özür dileyeceğim. Ben görmedim, şahit de olmadım. Onun için hassasiyetleri bundan ibaret. Mustafa Kemal Bey, Türk milletine ilan etmek gerekiyor Murat Bey. Peki siz neye